Haber 7'den herkese merhabalar. Bugün Ankara'da Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nda bir gün geçireceğiz. Bu okulda eğitim gören pilot adaylarıyla, teknisyenlerle, filo komutanları ve okul komutanımız ile sizler için röportajlar yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak helikopterlerimizin bakımlarını yapan, arızalarını gideren ekibin yanına gideceğiz. Bu bölümde yapılan çalışmaları teknisyen eğitim filo komutanımız Jandarma Bakım Yarbayı Hakan Aktaş ile konuşacağız. Komutanım, içeride bir ders var. Neler anlatılıyor o derste? Şu anda yeni gelen teknisyenlerimize helikopter sistemi olarak bir hava aracı nasıl çalışıyor, bir helikopter nasıl çalışıyor, motordan da kuyruk paline kadar, ana rotor paline kadar nasıl bir sistemde bu güç iletiliyor? Onun dersi var uygulama dershanesinde. Şimdi onu görelim. Bu motorun göstermiş olduğumuz gibi arkadaşlar, bunlar bizim gaz türbinlerinin parçacıkları, kanatçıkları diyelim. Komutanım, şu anda kursiyer arkadaşlarımız burada. Hangi eğitimler alıyorlar? Şimdi burası uygulama ders bölümümüzün Mi-17 safhası. Mi-17 helikopterine ait elektrik sistemi anlatılıyor şu anda. Bir nolu jeneratör, bir nolu rektifayera, iki nolu jeneratör, iki nolu rektifayera ve ikisi beraber ortak bir şekilde üç nolu rektifayera bağlanıyor. Rektifayerlar amacı nedir? AC gücü DC güce çevirmek. Komutanım, şu an yukarıda da kursiyer arkadaşları görüyorum. Orada neler anlatılıyor? Şimdi bu dünyada bir ilk gerçekten de. Biz uçuş ömrünü tamamlamış UH-1 helikopterin ön tarafını kestik. Evet. Arka tarafını uygulama eğitim platformu haline getirdik. Gerçek hava aracı üzerinde, gerçek malzemeler, gerçek yerlerinde bunlar kursiyerlerimiz direkt görüyorlar ve hava aracının sistemlerini burada öğreniyorlar. Hocalarımız da burada anlatıyor. Biz yine bir çalışma yaptık geçen sene. Bunu nasıl geliştirebiliriz diye. Şu anda görüyorsunuzdur, barkodlar var. Barkodu öğrencimiz cep telefonuyla okuttuğu zaman o malzeme ne işe yarar, özelliği nedir? Bütün bilgilerini, resimleriyle birlikte teknik detaylarını görebiliyor. Bir karekod uygulaması yaptınız yani. Karekod uygulamasını yaptık. Bu da dediğim gibi dünyada bir ilk. Bu şekilde eğitim veriyoruz öğrencilere, hem görsel olarak hem teorik olarak. Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı içerisinde bulunan bir başka filo ise uçak eğitim filosu. Türkiye'nin en büyük betonarme hangarına sahip olan okulda uçuş eğitimleri hakkında bilgi almak için uçak eğitim filo komutanımız Jandarma Pilot Albay Uğur Hınçer'in yanına gidiyoruz. Komutanım, burada da ben ufak bir uçak görüyorum. Bu hangi görevlere çıkıyor? Bu görmüş olduğumuz uçak Jandarma Havacılık Başkanlığımızın envanterine girmiş tek motorlu Akila, evet, eğitim uçağı. Evet. Bu uçakla biz sabit kanat intibaklı pilotlarımızın eğitimlerini ve kendilerini mesleki olarak geliştirmek için eğitim uçağında uçuşlarımızı icra etmekteyiz. Bu uçak Jandarma Havacılık Başkanlığı'na pilot yetiştirmek için ilk etapta intibakta, yani temel kursta kullandığımız bir eğitim uçağı. Bundan sonra B350 çift motorlu uçağa intibak ediyoruz. Yani temel safhada ilk bu burada uçak, sonra evet, daha büyük olan uçakta. Evet, daha büyük uçakta. Yani sabit kanatın temel uçağı bu görmüş olduğunuz Akila 212 uçağımız. Şu anda öğretmenimizin eşliğinde öğrencimiz bu uçağa yeni intibak aldı. Evet. Şimdi uçuş öncesi kontrollerini yapıyorlar. Yağ seviyesine bakıyorlar. Peki komutanım, eğitim süreci ne kadar sürüyor? Eğitim sürecimiz şu anda bizim jandarma havacılığında sabit kanat intibaklı uçak pilotlarımız var. Evet. Bunlara biz fark eğitim veriyoruz. Fark eğitimi 10 saat. 10 saatlik bir daha eğitim. Sonra uçak intibak kursu açacağız. Allah nasip ederse Şubat ayında yeni Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda bir kursumuz olacak. Bu kurs 35 saat olarak planladık. Evet. Bunu da 10 haftada inşallah tamamlayacağız. Şu anda uçak uçuş öğretmenimiz sağ tarafa oturdu. Sağ koltuk. Sol koltukta yeni park eğitimini tamamlamış olan üst eğitmenimiz
sol tarafta. Çünkü bu uçağın birinci pilotu sol koltukta oturması gerekiyor. Evet. Motor çalıştırması olsun, susturması olsun sol tarafta olduğu için. Biz okulumuzda mezun edeceğimiz bütün sabit kanat pilotlarının bu uçakta birinci pilot olacak şekilde kurs veriyoruz. Ondan dolayıdır ki sol koltuk, birinci pilot koltuğunda uçuşlarını icra ediyorlar. Şimdi komutanım, şurada sivil bir uçak görüyorum sanki. Evet. Bu uçakla neler yapıyorsunuz? Bu sivil uçağımız B350 modeli olup evet, çift motorlu, turboprop motorlu bir uçağımız. Bu uçağımızla keşif görevi yapıyoruz. Evet. Hem terörle mücadelede, evet, hem selde, hem yangında, hem kayıp kişileri aramada görevlerimiz mevcut. Bu uçakta iki pilot görev yapmakta. Arkada da faydalı yük operatörümüz ve teknik personelimiz bulunmaktadır. Bu uçağımız 35 bin fite kadar yükselip 35 bin fitte görevlerini icra etmektedir. Arkadaşlarımız keşif gözetleme görevi aldılar. Evet. Onları uğurlayacağız buradan. Dikkat! Yarbay Burhan Çevirici, keşif gözetleme görevi için hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Emniyet uçlar. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi keşif gözetleme görevi almış olan ekibimizi görev bölgesine uğurlayacağız. Bu uçağımız 35 bin fitte görüntü aktarabilmekte. Doğal afetlerde tespit görevini yapıyoruz. Malzeme ve personel naklini gerçekleştiriyoruz. Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nda eğitim alan pilot kursiyer arkadaşlarımızın heyecanına ortak olmak adına bir derse katılıp daha sonra merak ettiklerimizi sormak için dersliklere gidiyoruz. Sizi pilotluk mesleğine yönelten şey neydi? Neden bu mesleği seçtiniz? Teğmen Marvatçı. Her çocuk uçmak ister. Ben de bunun hayalini çocukken kurdum. 6 Şubat Maraş depreminde depremden etkilenen illerden biri olan Adana'da görev yapmaktaydım. Evet. Depremden birkaç saat sonra ve günlerce süren bir periyotla gökyüzüne baktığımda sadece uçan helikopterleri gördüm. Her saniye, her dakika bir canı kurtarıyorlardı. Bu görüntü benim asla aklımdan çıkmadı. Günler boyunca komutanlarımız fedakarca, dinlenmeden bu görevi icra ettiler. Benim bu mesleği yapmamdaki en büyük motivasyon bu oldu. Peki Merve Teğmen'im, pilot öğrencilerinin bir gün nasıl geçer? Neler yapıyorsunuz? Bize onları anlatır mısınız? Öncelikle pilot temel kursu dünyanın en zor kurslarından biri olarak kabul edilir. Hem fiziksel hem de mental olarak sürekli bu eğitime hazır olmanız gerekiyor. Beslenmeden tutun uyku düzeninize kadar hayatınızın tamamen bir disiplin içerisinde olması gerekiyor. Her gün günlük o günkü uçuşla ilgili toplu briefing düzenleniyor. Burada uçuş eğitimleri detaylı bir şekilde planlanılıyor. Uçuşta yaşayabileceğimiz emergency durumları yerde görüşüyoruz. Operatör talimnamesinde bulunan prosedürler ve uçuşta yaşayacağımız emergency durumlarda hazırlıklı mıyız? Bununla ilgili her gün komutanlarımız bize test yapıyorlar. Uçuş sırasında planlanan eğitimi detaylı bir şekilde uygulamasını yapıyoruz. Gün sonunda da bununla ilgili hatalarımızı konuşup komutanlarımız bize gerekli düzeltme tavsiyelerinde bulunuyorlar. Rol model olarak gördüğünüz kişi ya da kişiler var mı pilotluk mesleğinde? Teğmen Efakbaş. Öncelikle bu zorlu kurs süresi boyunca başta uçuş öğretmenlerimiz olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün İstikbal Göklerdedir şiarıyla bizi eğiten her uçuş öğretmeni benim için bir rol model örneğidir. İnşallah ileride onlar gibi uçuş öğretmeni olup çelik kanatlar yetiştirebilirim. İlk uçuşunuzda hissettiklerinizi bizlere aktarabilir misiniz? Teğmen Gizemli Rakyüz. İlk uçuşa çıktığım zaman pilotluk mesleğine attığım ilk adımın heyecanı içerisindeydim. Gurur duyuyordum kendimle. Bir hayali başarmış olmanın mutluluğu içerisindeydim. Gökyüzüyle buluşmanın ve kendini kuşlar gibi özgür hissetmenin heyecanıyla beraber çok daha fazla sorumluluk almanın bilinciyle daha çok çalışmam gerektiğinin stresi içerisindeydim. Pilot olmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Pilot olmak isteyenlerin ilk öncelikle sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. İyi bir İngilizce seviyelerine sahip olması gerekiyor. Daha sonrasında düzenli bir çalışma disiplini gerekli. Gerektiğinde ailelerinden, sevdiklerinden, sosyal aktivitelerinden fedakarlık gösterip devamlı çalışma disiplini içerisinde olmaları gerektiğini tavsiye ediyorum.
Tam donanımlı bir eğitim alabilmek adına neredeyse her aşaması düşünülmüş bu okulda, uçuş öncesi ve uçuş sırasında da pratik yapmak adına tasarlanmış simülatör helikopterlerin olduğu alana gidiyoruz. Adeta simülatör sokağı diyebileceğimiz bir alan görüyoruz burada. Tüm merak edilenleri sormak adına ilgili komutanlarımıza sorular yönelteceğiz. Sinan komutanım, burada bir simülatör görüyorum. Bize bu simülatör hakkında bilgi verir misiniz? Komutanlığımızda tamamını yerli milli imkanlarla, birlik imkanlarıyla yaptığımız 4 tane simülatörümüz var. Bu gördüğünüz simülatör de o simülatörlerden bir tanesi, UH-1 simülatörü. Toplamda bu simülatörlerimizin tamamının uçuş saati yaklaşık 9000 saat. Pilotlarımıza ve bazı simülatörlerimize, yine teknisyenlerimize bu simülatörlerde eğitimler verilmekte. Bu simülatörün yapımı yerli yani, doğru mu anladım? Yani evet, şöyle, bu bir hurdaya ayrılmış helikopter. Evet. Artık eritilip tekrar geri dönüşümü yapılacaktı. Biz bu helikopteri aldık, burun kısmını kullanarak yeni bir simülatör yaptık tamamen birlik imkanlarıyla. Yani yazılımları dahil, donanımları, elektronik sistemleri dahil birlik imkanlarıyla biz yaptık. Yani kursiyerler uçmadan önce bu simülatörlerden eğitimden geçiyor. Evet, hem uçuşlara başlamadan önce hem uçuşlar devam ederken bazı süreçleri bu simülatörlerde yapılıyor. Ve neredeyse en heyecanlı anlardan birisine geldik. Uçuş eğitimi alan kursiyer arkadaşlarımızın teorik derslerine şahit olmuştuk. Şimdi ise eğitimlerin pratik tarafı olan gerçek helikopterler ile uçuş sürecine geldik. Eğitmen komutanımız eşliğinde bir kursiyer arkadaşımızın kontrolünde uçmanın heyecanını yaşamaya gidiyoruz. Merve Teğmen'im, şu anda ne yapıyoruz? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi biz birazdan eğitim uçuşuna çıkacağız. Evet. Her uçuşa çıkmadan önce checklistimizde maddeler var. Teknisyenimizle birlikte bu maddeleri tek tek kontrol ederek helikopterimizi uçuşa hazırlıyoruz. Tüm bu sürecin başından sonuna takipçisi ve sorumlusu olan Jandarma Havacılık Okul Komutanı, Jandarma Pilot Albay Haydar Yıldız'ın misafiri olup Jandarma Havacılık Okulu ve pilotluk mesleği hakkında tüm merak ettiklerimizi konuşmak için günün sonunda yanına gidiyoruz. Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nda neler yapılıyor? Bizlere bunları anlatabilir misiniz? Ben konuya Jandarma Havacılık Okul Komutanlığımızın kısa bir tarihinden bahsedeyim. Tabii ki. Yani bulunduğumuz seviyeye nasıl geldikten bahsedeyim. Jandarma Havacılık Okul Komutanlığımız 2000 yılında Jandarma Havacılık Başkanlığımızın alt birimi olan Öğretim Başkanlığı'nın 2013 yılında kadrolarını revize edilerek ve artan havacılık alandaki yetişmiş personel ihtiyacını gidermek maksadıyla Havacılık Okul Komutanlığı olarak isim değişikliği ve kadro değişikliği yapıldı. Evet. Mütakibinde de 2013 yılından itibaren başta helikopter pilotları ve teknisyenleri olmak üzere mütakibinde envantere giren uçaklara yönelik uçak pilot ve teknisyenleri ve en sonunda geçtiğimiz yıldan bu yana insansız hava araçlarına yönelik pilot, faydalı yük operatörü, teknisyen yetiştirme faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2013 yılından bugüne kadar temel kurslarda toplam 500'ün üzerinde uçucu personel yetiştirdik. Bu da bizim için büyük bir başarı. Özellikle 2017 yılından sonra kendi pilotumuzu tamamıyla kendi hava araçlarımıza yetiştirme planımız doğrultusunda pilot ve teknisyenlerimizi kendimiz yetiştirmeye devam ettik. 2020 yılında da okul komutanlığımızı daha neler yapabiliriz diye 2023 yılı Türkiye Yüzyılı hedefimiz olarak başta Jandarma Genel Komutanlığımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın havacılık alanında ihtiyaç duyduğu yetişmiş personeli yetiştirmeyle ilgili hedef koyduk. Evet. Ki geçen yıl 2023 yılında bu hedeflerimize tamamıyla ulaştık. Ve artık müteakibinde de yurt içinde ve yurt dışında gelen eğitim taleplerini de kabul edebilecek seviyeye geldik şu aşamada. İnsansız hava araçlarından bahsettiniz. Burada insansız hava araçlarını yöneten kişiler de mi eğitim alıyor? Bayraktar TB2 ve Ankara hava araçlarının pilot, teknisyen
ve faydalılık operatörü dediğimiz personelini, insansız hava araçları, evet, sistemlerine yönelik tüm personeli yetiştirme kabiliyetine sahibiz ve şu anda da eğitim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor o alanda. Peki komutanım, biliyorsunuz ki Türk gençlerinin pilotlara, pilotluk mesleğine çok fazla merakı var. Nasıl pilot mesleğini tercih edebilirler? Nasıl bu okula gelebilirler? Bizlere bunu da anlatabilir misiniz? Jandarma Havacılık Okul Komutanlığımızın veya Jandarma Başkanlığımızın pilot ve teknisyen kaynağı olarak Jandarma Saha Güvenlik Akademisi'nden yetişmiş olan personeli oradaki eğitimlerin bitmesini mütakip biz kurslara alıyoruz. Ancak orada da iki türlü kaynağımız var. Bir fakülte kaynağı dediğimiz liseden sonra Jandarma Saha Güvenlik Akademisi'ni tercih edip orada eğitimine devam eden personelden veya üniversite eğitimi tamamladıktan sonra subay eğitim merkezi dediğimiz, SUEM dediğimiz bölümü 2 yıl okumayı mütakip jandarma subayı olmaya hak kazanan personel arasında yaptığımız bir takım seçimlerle aramıza alıyoruz. Ve her yıl bu seçimleri yapıyoruz. Hem pilot, hem teknisyen, hem insansız hava araçlarına yönelik seçimlerimizi de bu yolla yapıyoruz. Ki bu seçimleri yaparken de kendi hazırladığımız, altyapısını kendi hazırladığımız bir psikoteknik testi de kullanıyoruz. Evet. Personel adayı seçme sistemi adını verdiğimiz, kısaca PAS dediğimiz bizim bir testi de kullanıyoruz. Oradan aldığı puana göre yabancı dil notu ve okuldaki başarısını ekleyerek karşımıza çıkan puanın ortalamasına göre adayları belirliyoruz ve eğitim alıyoruz. Komutanım, bu okulda sadece pilotların değil aynı zamanda teknisyenlerin de eğitim aldığından bahsettiniz. Pilotların ve teknisyenlerin eğitim süreci nasıl devam ediyor? Yani bir pilot öğrencisi veyahut da teknisyenler bir gün içerisinde ne tarz eğitimler alıyor? Şimdi pilot kurslarımız yaklaşık 1 yıl sürüyor. Evet. 52 haftalık bir kursumuz var. Teknisyen eğitimlerimiz ise 6 ay süren bir eğitim alıyoruz. Pilot kurslarımızda öncelikli olarak hava aracı hakkında temel bilgiler veriyoruz ve temel hava aracı dediğimiz UH-1 helikopterinde belli bir saat uçuş yaptıktan sonra müteakibinde de tekamülli hava aracı dediğimiz Sikorsky veya Mi-17 helikopteriyle eğitimi pekiştirerek 1 yıl içerisinde bu eğitimi tamamlıyoruz. Teknisyen eğitimlerine geldiğimizde onlar bir bakım personeli olacak. O hava aracının uçmasına yönelik, evet, yapılması gereken bakımlar, o hava aracının uçuş hazırlanması ile ilgili gerekli olan çalışmalar yapacaklar. Ve bunlara yönelik öncelikli olarak bir hava aracı nedir? Hava aracının sistemleri nelerdir? O hava aracında nasıl bakım yapılır? Uygulamalı olarak, hem teorik olarak hem uygulamalı olarak bu eğitimleri yerinde veriyoruz. Ve bununla ilgili olarak da tesislerimizde gerekli yerlerimiz, gerekli dershanelerimiz mevcut. Ve teknolojinin getirdiği son imkanları da kullanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada şunu da belirtmek istiyorum özellikle. Jandarma havacılık olarak bizim çeşitli şiarlarımız var, parolalarımız var. Bunlardan bir tanesi işte geride kimseyi bırakmadık. Bunun için de biz personelimizi yetiştirirken nasıl olması gerektiğini, göreve nasıl bakılması gerektiğini de asıl hani vermek istediğimiz konulardan bir tanesi de bu. Bunun için de işte cesaret, fedakarlık, kahramanlık dediğimiz bu 3 konuyu her şartta ve her imkanda personelimize vermeye gayret ediyoruz. Ki burada biz jandarma havacılık olarak tarihe not düşmüş, tarih yazmış ve tarih sayfalarında yer almış bir kurum olarak en üstlerde yer alması için çabalıyoruz. Ki zirvede kalmak zordur. Zirveye ulaşmak merhalelidir ama zirvede kalmak da zordur. Biz bu zirvede kalmak için jandarma havacılık olarak özellikle eğitimden başlayarak yukarıya doğru bütün görevleri en iyi şekilde yapmayla ilgili gayret içerisindeyiz. Bizleri bugün burada misafir eden başta Jandarma Havacılık Okul Komutanımız Jandarma Pilot Albay Haydar Yıldız olmak üzere tüm Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı personelimize teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızın neresinin olmasını isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.